Günaydın, gününüz aydın olsun efendim. Ben Tuğba Memiş. Gün ışığı gündemden başlıklarla başlıyor. Güncel koronavirüs verileri açıklandı. Vaka sayıları hala 11 bin seyrinde ilerliyor. Son 24 saatte 11.520 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 65 kişi hayatını kaybetti. Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının Türkiye faz 3 sonuçları belli oldu. Aşının etkinliği %83,5, hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 olarak tespit edildi. Aşı sonrası yan etkiler de açıklandı. Türkiye kontrolü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçiyor. İlgili genelge valiliklere gönderildi. İlk uygulama 260 bin personelin katılımıyla yurt genelinde yarın başlıyor. Meclise yeni dokunulmazlık fezlekeleri ulaştı. O fezlekeler arasında Enis Berberoğlu ve HDP'li milletvekillerine ait olanlar da var. Şimdi gelin detaylara bakalım. Meclise yeni dokunulmazlık fezlekeleri ulaştı. O fezlekeler arasında Enis Berberoğlu ve HDP'li milletvekillerine ait olanlar da var. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve 7 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına sunuldu. HDP milletvekilleri Fatma Kurtulan, Felek Nas Uca, İmam Taşçıer, Murat Çepni, Salihe Aydeniz'le MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in fezlekeleri de meclise ulaştı. Son gelenlerle birlikte meclis başkanlığına sunulan fezleke sayısı 1346'ya ulaştı. Fethullahçı terör örgütünün 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada ceza yağdı. Aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. MİT kumpası davasında karar çıktı. Sanıklara ceza yağdı. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin 7 Şubat 2012'de ifadeye çağrılmasına ilişkin onu tutuklu 18 sanığın yargılandığı MİT kumpası davasında karar çıktı. 20. Lütfen arkadaşlar. Sanıklar hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yılla 53 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığa cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tamamen siyasi sahiplerle. Sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın ise FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından 8 yıl 4 ay hapiste cezalandırılmasına hükmedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkilerin durumuna göre Mısır'la bir deniz yetki alanı anlaşması imzalanabileceğini söyledi. Mısır'ın Türkiye'nin deniz yetki alanlarını kabul etmesini olumlu karşıladıklarını belirtti. Avrupa Birliği ile ilişkilerde Çavuşoğlu'nun gündemindeydi. İnsan hakları eylem planıyla vize serbestisi ve bazı fasılların kriterlerinin yerine getirildiğini söyledi. Biz de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır'la müzakere edebiliriz. Bir anlaşma imzalayabiliriz. Mısır'ın Türkiye'nin deniz yetki alanlarını kabul etmesi konusunda bu açıklamayı yaptı. Avrupa Birliği'ne de mesajları vardı. Avrupa Birliği Gürcistan'a ve Ukrayna'ya gösterdiği esnekliğin yarısını gösterse bugün vize serbestisini başlatabilir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zelkalyani ile görüştü. Ardından ortak basın toplantısında soruları cevapladı. Mısır'ın Türkiye'nin deniz yetki sınırlarını kabul eden tavrından memnuniyet duyulduğunu söyledi. Libya ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin yapılabileceğini kaydetti. Biz bunu olumlu karşılıyoruz. Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır'la müzakere edebiliriz. Kendi aramızda da ileride bir anlaşma imzalayabiliriz. İnsan hakları eylem planının Avrupa Birliği ile vize serbestiyeti sürecini hızlandırıp hızlandırmayacağı da soruldu Çavuşoğlu'na.
temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi kurumlarla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır. Vize serbestliğinin geri kalan kriterlerini de karşılayacak şekilde hazırlandığını görürsünüz. Bu eylem planıyla beraber o fasılların açılış ve kapanış kriterlerini de gerçekleştirmiş olacağız. Şubat ayı enflasyonu açıklandı. Zam şampiyonları yine mutfaktan çıktı. En çok zamlanan ürün dolmalık biber oldu. Şubat'ta enflasyon aylık %0.91, yıllık %15.61 oldu. Zam şampiyonları ise yine mutfaktan çıktı. Tüketici fiyatı bazında Şubat'ta en yüksek fiyat artışı %26,96 ile dolmalık biberde yaşandı. Dolmalık biberdeki fiyat artışını salatalık ve kabak da takip etti. Şubat'ta fiyatı en çok artan diğer ürünler patlıcan, limon ve mandalina. Biraz yükselme var fiyatlarda. Patlıcan 7 lira oldu. Salatalıklar 8-10 lira oldu. Fakir için pahalı. Zengin normal insan için de normal. Şubat ayında fiyatı en çok düşen ürünler karnabahar, ıspanak, yumurta ve kolonya. Pazardaki diğer ürünlerin fiyatlarına gelince. Maalesef doğru, artış olduğu doğrudur. Bir ay öncesine kadar 4 liraya satılan domates şu anda 5 lira 6 lira. Salatalık biraz daha yükseldi. Buna bağlı olarak halkın alım gücü de bayağı bir düştü. Geçen ay 6 liraydı. Şu anda 10 lira normal sivri biber. İnce kıl biberler var onlar. 10-12 lira civarındaydı. Şimdi 18-20 lira civarında. Satışlar azalıyor. Fiyat yükseldi. İşte mesela bir hafta önce 5 liraya aldığı bir ürünü bir hafta sonra 7 liraya almak kimsenin hoşuna gitmiyor. Ocak ayında İstanbul'daki barajların su seviyeleri %20'nin altına kadar düşmüştü. Şubat ayından itibaren seviye hızla yükseldi. Doluluk oranı %57,63'e ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı %60 sınırına yaklaştı. İstanbul'da Ocak ayında barajların su seviyesi %20'nin altına kadar düşmüştü. Son dönemde yağan kar ve yağmur İstanbul'a can suyu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin son verilerine göre kentteki içme suyu kaynaklarının doluluk oranı bugün itibarıyla %57,63'e ulaştı. Barajlardaki su miktarı 500 milyon metreküp olarak ölçüldü. Kentteki barajlar içinde en yüksek doluluk oranı %69'la Ömerli Barajı'nda. Ömerli Barajı'nın %66'sı dolu olan Israncılar ve Darlık Barajları izliyor. Baraj ve göletlerdeki su seviyeleri artmış olmasına rağmen genel doluluk oranı hala son 6 yılın en düşük seviyesinde. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yeni dış politika önceliklerini anlattı. Ülkesinin demokrasi adına başka ülkelere askeri müdahalede bulunmayacağını söyledi. Blinken ülkesinin birçok sınamayla karşı karşıya kaldığını belirterek ancak Çin'in ortaya koyduğu sınama hepsinden çok farklı dedi. Blinken Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada Başkan Biden yönetiminin dış politika önceliklerini açıkladı. Küresel anlamda demokrasiyi teşvik edeceklerini belirtti. Açıklamasının devamında ama demokrasi pahalı askeri müdahaleler ya da otoriter rejimleri güç kullanarak devirme girişimleriyle yüceltmeye çalışmayacağız. Bu taktikleri eskiden kullandık. Biz işleri farklı yapacağız diye konuştu. Biden'ın askeri güç yerine diplomasiye öncelik vereceğini anlatan ABD'li bakan, özellikle de Afganistan ve Orta Doğu'daki müdahalelerden sonra kalıcı bir barış inşa etmede askeri gücün sınırlı bir rol oynadığını kaydetti. ABD'nin Çin'le mücadelesini de önemli bir öncelik olarak sayan Blinken, Çin'in ABD ile ilişkilerini 21. yüzyılın en büyük jeopolitik imtihanı olarak tanımladı. Yunanistan'ın Larissa kentinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bir bina yıkılırken enkaz altında kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Toplamda 3 kişi yaralandı. Yunanistan 6.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Can kaybı yaşanmadı, 3 kişi yaralandı. Deprem Yunanistan'ın Elassona kentinin 21 kilometre güneybatısında, yerin 8 kilometre altında meydana geldi. Öğle saatlerindeki depremin büyüklüğü 6.2 olarak ölçüldü. Depremin ardından onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Her şey hop, sismos. Yine de sismos. Deprem merkez üssü Elassona'da bir evin yıkılmasına neden oldu. Bir kişi göçük altında kaldı. Enkaz altında kalan kişiyi kurtarma ekipleri çıkardı. Halk yaşananlardan sonra depremin etkisiyle panikle sokaklara döküldü. Deprem Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'da da hissedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu depremin ardından Yunan mevkidaşı Dendias'ı aradı. Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti. Her şey hop, sismos. Yine de sismos. Ne? Evet, gazetelerle devam edelim haberlerimizi. Öncelikle BBN Haber gazetesiyle başlayalım. Evet, yüksek faiz patikasına girdik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk kağıt üzerinde büyüme iddialarına cevap verdi. Türkiye'nin yüksek faiz patikasına girdiğini belirten Öztürk, faiz rakamlarının makul oranlara düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Alt gelir grubu zorlanıyor. Evet, Öztürk faiz ve büyüme rakamları ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enflasyon ve yüksek faiz patikasına girdiğini belirten Öztürk, faiz rakamlarının makul oranlara düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, Merkez Bankası faiz oranlarını %17'ye sabitledi. Yüksek enflasyon bir ülke için olumsuz bir hadise, özellikle alt gelir grubunun çok zorlandığı bir süreci oluşturuyor. Bütün çaba şu anda hem enflasyonu hem faizi düşürebilmeye yönelik, bizler de bunu destekliyoruz, makul oranlara düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. En az %5 büyümeliyiz. Türkiye gibi nüfusu genç olan ve işsizlik problemi olan ülkelerde %1,8'lik büyümelerin ekonomi üzerinde hissedilmediğini belirten Öztürk, genç kalemlerimize istihdam oluşturabilmemiz için yıllık 4 ila 5'in üzerinde büyümemiz gerekiyor. Ama 2020 pandemi şartlarını ortaya koyduğumuzda büyüme başarıdır diye düşünüyorum dedi ve Ayşegül Ertuğ'un özel haberi. Evet, 220 milyon 969 bin metreküp su üretildi. Türkiye'nin içme suyu arıtma tesisi projeleri arasında mali ve fiziksel özellikleri bakımından en büyük yatırımlardan olan Konya Büyükşehir Belediyesi Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde son 2 yılda 220 milyon 969 bin metreküp su üretildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mavi Tünel projesiyle birlikte şehrin 50 yıllık su ihtiyacının giderildiğini belirterek Konya'da musluklardan akan suyun menba suyu kalitesinde olduğunu ifade etti. Evet, BBN Türk Gazetesi'nin aktardıkları bu kadardı. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Bakalım Hürriyet Gazetesi gündemi nasıl değerlendirmiş, başlıklarında ne var? Aşıda iki süper haber. Türkiye'de 9,5 milyon doz uygulanan CoronaVac aşısının faz 3 çalışmalarından çok önemli iki müjde çıktı. Aşının etkinliği %83,5. İkincisi ise hastanın hastanelik olmasını %100 engelliyor. Bilim kurulu üyeleri bu sonuçları Hürriyet'e yorumladı. Vaka sayıları düşecektir. Profesör Doktor Levent Akın, bu aşı hastalığı önemli ölçüde engelliyor. Vakaların ağırlaşmasını ve virüs taşıyanların hastanelik olmasını önlüyor. Bu gelecek günler için önemli bir müjde. Aşı, vaka ve hastaneye yatma sayılarında çok önemli düşüşler olacaktır. Bizdeki rakam çok güvenli. Profesör Doktor Mustafa Hasöksüz
Aşının bizdeki etkinlik oranı Brezilya ve Endonezya'dan yüksek. Çünkü Türkiye'de çok sayıda insan üzerinde faz çalışması yapıldı. Bu da %83,5'in güvenilirliğini artırıyor. Koronavak hastaneye yatışı %100 engelliyor. Ölümü de %100 engelliyor denilmiş Meltem Özgenç'in özel haberi. Enkazdaki anıları arıyorlar. İzmir depreminde yıkılan 4 binanın molozları depolama alanına taşındı. Ancak molozların arasında depremzedelerin eşyaları da vardı. Bu eşyaların molozların arasından çıkarılması için 20 işçi görevlendirildi. İşçilerin bulunduğu çanta, altın kesesi veya fotoğraf albümü gibi eşyalar kayıt altına alınıp sahiplerine teslim ediliyor. Mesaiye başlarken ve mesai bittiğinde tek tek işçilerin üstü aranıyor. Evet, gerçek görüntüler filmden çıkarılacak. Mahkeme vizyona girmek üzere olan Ahmet Kaya filminde yer alan sanatçının gerçek görüntüleriyle 4 eserinin filmden çıkarılmasına karar verdi. Karar yerine getirilene kadar filmin gösterimi de durduruldu. Kira gelirinde yeni hesap, iş yeri kira geliri elde edenlerde vergi hesabı değişti. Stopaj oranı düştüğü için geçmişte iade almış birçok mülk sahibi vergi ödeyecek. Ziraatten ödeme kolaylığı, Ziraat Bankası takipte borcu bulunanlar takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde öderse işlemiş olan faizi almayacak. Şubat enflasyonu %0,91, tüketici enflasyonu Şubat'ta %0,91 olurken yıllık bazda %15,61'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatlarında yıllık artış %27,09 oldu. Evet, Türkiye kriz çözen ülkedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesindeki krizlerin çözümünde vazgeçilmez aktör haline aldığını söyledi. Çevirmen rehberine ön söz yazdı. İletişim Başkanlığı'nın kamuda çeviri alanında yol haritası niteliğindeki çevirmen rehberine ön söz yazan Erdoğan şöyle dedi. Ülkemiz son yıllarda bölgesinde cereyan eden krizlere hem birinci elden şahitlik etmiş hem de bizzat bu krizlerin çözümünde vazgeçilmez bir aktör olmuştur. Evet, Elon bizi köle gibi kullandı. Vahşi hayvan gibiydik. Elon Musk'a ait SpaceX ilk roketi Falcon 1'in kurulum ve fırlatma rampası inşaatında çalışan Türk mühendis Bülent Altan ve meslektaşları yaşadıklarını Kalkış adlı kitabı anlattı. Adada aç bırakıldık, isyana sürüklendik, yiyecek bekleyen vahşi hayvanlar gibiydik, kendimizi köle gibi hissediyorduk. Evet, son sayfada okuyabilirsiniz bu haberin devamını. Cezaevleri niye tıka basa dolu? CHP lideri insan hakları eylem planını eleştirdi. Hapishaneler niye tıka basa dolu diye soran Kılıçdaroğlu şöyle dedi. Neymiş? Düşüncesinden ötürü kimse hapse girmeyecek. Hapishaneler tıka basa dolu. Düşüncesini açıkladı diye insanlar hapiste. Bir parti devleti 19 yıl yönettikten sonra insan hakları eylem planı açıklıyorum diyorsa o ülkede insan hakları yok demektir. Evet, Kılıçdaroğlu'na ait o sözler. Evet, Hürriyet Gazetesi'nin ardından Sabah Gazetesi'ne geçelim. Bakalım Sabah Gazetesi'nde neler var gündeme dair. Evet, başlıklara bakıyoruz. Reform değil devrim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu insan hakları eylem planını değerlendirdi. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak devrim niteliğinde bir çalışma. 2 yıl önce katılımcı bir anlayışla yola çıkıldı. Her kesimin görüşü dinlendi, doğrudan sorunlar ele alındı. Bu eylem planı süslü laflar yerine insanların hayatına dokunan çözümler sunuyor. Bunu vatandaşlarımız yaşayarak görecek. İdari yargı için pilot dava düzenlemesi geliyor. Bir dava yargıda çözüldüyse benzer bütün davalar için dayanak olacak. Annenin 0-6 yaş arasında çocuğu varsa cezasını koğuşta değil anne çocuk ünitesinde çekecek. Kadına şiddet ve kadın hakları için dev adımlar atıldı. Boşanmış koca şiddeti de unutulmadı. Artık icra satışı online yapılacak. 3-5 kişi arasında değil, her yerden katılım olacak. Mal değerini bulacak. Davalar gereksiz uzamayacak. Hakim mazeretli ise avukata bilgi verilecek. Öncelikle bir gün belirlenecek. Evet, sırada hava durumu var. Ardından haberlerimize devam edeceğiz.
Işığı haberlerle devam ediyor. Güncel koronavirüs verilerine bakalım. Vaka sayıları hala 11 bin seyrinde ilerliyor. Son 24 saatte 11.520 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 65 kişi hayatını kaybetti. Tablodaki endişe verici seyir sürüyor. Son 24 saatte 11.520 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 138.018 COVID-19 testi yapıldı. 11.520 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 65 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 689 oldu. Son 24 saatte 7.191 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.593.264'e yükseldi. Test sayısı 33.578.861'e ulaştı. Vaka sayısı 2.734.836, vefat sayısı 28.771, ağır hasta sayısı 1.224 oldu. Şu ana kadar toplam aşılanan kişi sayısı ise 9 milyon 400 bin kişiyi geçti. Dün akşam bilim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Bakan Koca yazılı bir açıklama yaptı. Kontrollü olarak normalleşme döneminin fiilen başladığını söyledi. Koca yeni aşamada illerin risk seviyelerine göre koronavirüsle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı, tedbir uyarısı yaptı. Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Sağlık Bakanı Koca tedbir uyarısı yaptı. Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan bilim kurulu sona erdi. Toplantının ana gündem maddesi kontrollü normalleşme süreciydi. Koca toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Koca, düşük riskli illerimizde kısıtlamaların hafifletilmesiyle artacak olan sosyal hareketliliğin tedbirlerde gevşeme anlamına gelmediğini, gelmemesi gerektiğini tekrardan hatırlatmakta fayda görüyoruz dedi. Covid-19'un viral solunum yolu enfeksiyonu olmanın ötesine geçip. İllerin risk haritası bu dönemde büyük önem arz ediyor. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edilecek. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak. Yeni dönemde il hafıza sıha kurullarının kendi risk durumlarını gözden geçirip tedbir almalarına ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarına fırsat vermek için veriler hafta sonu paylaşılacak. Tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecek. Sinovac aşısının faz 3 aşılama sonuçlarına da değinen Bakan Koca, aşının etkisini hissetmeye başladık. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri ve hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir bir etkisi olduğunu, memnuniyetle izliyoruz ifadelerini kullandı. Uygulama safhasına geçen önemli miktarda aşı oldu. Aşı çalışmalarındaki son durumu da aktaran Koca, aşı stratejimiz ve tercihlerimizde küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasındayız. Virüsle mücadelemizde vatandaşlarımızın desteği ve ilgisi sayesinde yaşadığımız bu olumlu seyri el birliğiyle koruyacağız dedi. Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının Türkiye'ye faz 3 çalışmaları belli oldu. Aşının etkinliği %83,5. Hastanede yatış engelleme oranı ise %100 olarak tespit edildi. Aşı sonrası yeni yan etkiler de açıklandı. %83,5 semptomatik yani belirtileri olan ve hastane dışında tedavi edilen hastaları engelleme oranı var aşının. Ama hastaneye yatırılıp ağır hastalığı tedavi etmek anlamında da %100 koruyucu etkisi var. CoronaVac aşısının Türkiye faz 3 sonuçları açıklandı. Aşının etkinliği %83,5 olarak belirlendi.
Türkiye, Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının klinik çalışmalarında yer almıştı. Bu kapsamda başlatılan faz 3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı. Çalışma kapsamında 10.250 kişiye aşı uygulandı. Aşının etkinlik oranı %83.5 çıktı. Hastaneye yatışı engelleme oranı ise %100. Çalışma süresince aşı olanlarda ölüme rastlanmadı. Aşı semptomatik yani belirtileri olan hastalığı %83.5 oranında engelliyor. Ağır hastalığı engelleme ya da hastaların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesini engelleme anlamında aşının koruyuculuğu %100. Çünkü aşı olanların hiçbirisi hastaneye yatırarak bir tedavi ihtiyacı göstermiyorlar. Sinovac'ta en çok görülen yan etkiler %9.8 yorgunluk, %7.6 baş ağrısı, %3.8 kas ağrısı olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere iş yerlerinin çalışma saatleri konulu genelge gönderildi. Buna göre market, kasap, terzi, manav gibi esnaflar sabah saat 7'de dükkanlarını açabilecek. Akşamsa saat 20'de dükkanlar kapanmış olacak. 2 Mart'ta başlayan normalleşme ile beraber daha önce sabah 10'da açılan market, manav, kasap gibi esnafın çalışma saatleri güncellendi. Düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde bu işletmeler 7-20 saatleri arasında açık olacak. Kötü bir dönem geçirdik, 4 ay gibi bir süre. Daha önceden de 3 ay bir dönemimiz oldu. Sabah 7 olayı tabii daha iyi oldu. Şimdi normal üzerimize başlıyoruz. Bu tabii demek değil ki mesafeyi korumayacağız, maskemizi takacağız anlamına gelmiyor. Daha çok dikkat etmemiz gerekecek ki daha güzel günlere kavuşalım. Kuaförlerde de aynı çalışma saatleri geçerli. Özellikle sabah erken vakitte tıraş olmayı tercih edenler artık berberlere açık bulacak. Tabii ki kısa olduğu için saatlerimiz yetiştiremiyorduk insanlara tıraş yapmaya. Tabii ki bizim için kolaylık olacak, insanların için de kolaylık olacak. Yani sabah 8'e akşam 8'e döneriz yani muhtemelen. Esnaf eski alıştığı çalışma saatlerine dönmekten mutlu. En azından kafa olarak bir kere rahatlamış oluyoruz. Yani bir sokağa çıkıyorsunuz, bu denelgeden sonra herkes mutlu, herkes gülüş. Biz bir esnaf olarak dışarı çıktığımızda herhangi bir çay içtiğimizden dolayı değil ama o çay bahçelerini açık görmek insana haliyle insanı mutlu ediyor. Kasap, market ve kuaförler son süreçte fazla yara almadı. Fakat ölmek üzere olan meslekler var. İş yok. Erken atsan ne olacak? Boşuna elektrik yakacaksın burada. Erken atsan ne olur? Sokakta kimse yok. İş olsa ne olur? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, akşamları ev toplanmalarını önlemek için devam edildiğini söyledi. Ancak düşük riskli illerde sınırlama 22 ya da gece 12'ye doğru kaydırılabilir. Bununla ilgili çalışma yapılıyor. İşte bir insanlar bunalıyor, arkadaşlarıyla çevresiyle oturmak istiyor. O oturmalar virüsün yayılma hızını artırıyor. Hafta içi sokak kısıtlaması o nedenle kaldırılmıyor. Yani insanlar bence psikolojik olarak artık bunaldılar. Belki herkes bu noktada biraz da haklı. Ama bu sürecin de başka türlü geçme şansı yok yani. Biraz daha sabırlı olacağız. Pandemi döneminde kafe, restoran, lokanta gibi yerler kapatıldı. İnsanların sosyal hayatı kısıtlandı. Bu da haliyle ev içi buluşmaları arttırdı. Ya bu koronadan dolayı hani kafeler kapalı zaten. Hani gidecek bir yer yok, yapılacak bir şey yok. O yüzden hep evde buluşma yapıyorlar yani. Kapalı ortamlarda buluşmalar virüse davetiye çıkardı. Gündüz oturamadıklarında akşamlar evde buluşup oturuyorlar. O yüzden de hastalık artıyor. Kardeşlerimle ben bir senedir görüşmüyorum. Telefonda görüşüyorum. Gün bile kuranlar, oturanlar var yani.
doğru değil. Ondan cerimesini biz çekiyoruz. Kontrollü normalleşmeye geçildi ancak hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmadı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın bunun nedeninin ev içi buluşmalar olduğunu açıkladı. Gidecek bir yer olmayınca sıkıntısı kısıtlama çok olunca herkes herhalde evde buluşuyorlar. Ya zaten bu hastalığın sebebi hep bunlardan oluyor. Yani eğer şey oluverse hani kimse kimseye gelip gitmese bu hastalık biter. Öte yandan risk haritasına göre turuncu ve kırmızı illerde hafta içi uygulanan akşam kısıtlaması saat 21'den itibaren devam edecek ancak düşük ve orta riskli illerde 21 değil de 22 ya da 24'e kaydırılabilecek. Bence yasakların devam etmesi görüşündeyim. İnsanların biraz daha duyarlı olması, bu süreci biraz daha erken atlatmamız kanaatindeyim. İnsanlar bu şekilde olursa, halk olarak uyarsak, toplum olarak süreci en kısa sürede daha iyi bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum Konya olarak. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime kısmen geçildi. Öğrencilerin okula kaç gün gideceği, ders ve teneffüs süreleri de belli oldu. İşte kontrolü normalleşme sürecinde kademe kademe yüz yüze eğitimin detayları. Arkadaşlarımızla sosyal mesafemizi koruyoruz. Okullarda yüz yüze eğitime kademeli bir şekilde geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim süreciyle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. 3 günse uzaktan eğitime devam edilecek. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullardaki birinci sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi, ikinci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve yabancı dil, üçüncü sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri, dördüncü sınıflarda ise bu derslere ek olarak din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze yapılacak. Liseliler seyreltilmiş sınıflarda eğitim alacaklar. Ders süresi 30 dakika ile sınırlandırılacak. Teneffüs ise 10 dakika olacak. Ancak günlük ders saatleri meslek liselerinde diğer liselere göre daha fazla. Alınan bu karara göre meslek liselerinde günlük en fazla 10, diğer liselerde ise 8 saat ders olacak. Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokullarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle verilecek. Geçen sene Mart'tan beri yüz yüze doğru dürüst ders yapamadınız. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokul 8. sınıflarında sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Özleyen, çok seven, özlediği için. Düşük ve orta riskli illerdeki liselerde ise haftada 2 gün yüz yüze eğitim olacak. Lise öğrencileri haftada 2 gün okula gidecekler, ya pazartesi salı ya da perşembe cuma günleri yüz yüze eğitim alacaklar. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birçok sektörde canlılık görüldü. Özellikle pandemi sürecinde büyük yer alan düğün sektörü yeniden hareketlendi. Aylar sonra ilk siftahını yapan esnaf yeni kararlardan memnun. Kontrollü normalleşme ile birlikte ertelenen nikahlar için çiftler tarih almaya başladı. Haliyle düğün sektörü de canlandı. Son Bakanlar Kurulu kararları sonrasında düğün sektöründe de umutlar arttı. Yaklaşık bir yıldır neredeyse hiçbir müşterinin uğramadığı Bakırköy Yeraltı Çarşısı'nda hareketlilik başladı. Esnaf alınan normalleşme kararlarından memnun. İstanbul'da nikah merasimleri 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek. Düğün organizasyonu yapacaklar en az 3 gün öncesinden valiliklere bildirecek. Şu son 2 gündür yapılan bir açıklamayla düğünler tekrar insanların gündemine oturmaya başladı. İnsanlar yavaş yavaş çıkıp gezmeye başladılar. Yeni sezonla alakalı neler var neler yok. Haliyle düğün alışverişleri de hızlandı. Kararlar başladıktan sonra düğünler başladı çevremdeki, özellikle ailem başladı. Bize de bir düğün var, onun için abiye bakmaya indim. Bakırköy Yeraltı Çarşısı abiye ve takım elbise almak isteyenlerin uğrak noktasıydı. 89 senesinde açılan Bakırköy'ün göbeğinde gerçekten çok değerli, Bakırköy Belediyesi'ne bağlı bir çarşı. Bu çarşı tarihinde görebileceği en kötü zamanı yaşadı.
Son iki gün içinde işler açıldı. Aylardır bir satış bile yapamayan esnaf siftah yaptı. Ben satış yapınca burada heyecanlandım bugün. Müşteri de şaşırdı bana ağlayınca. Yani çok mutlu oldum. Çünkü kasama para girdi. Cumartesi günleri İstanbul'da sokağa çıkmak serbest olacak. Bu nedenle esnaf en fazla satışı cumartesi günü bekliyor. Son iki gündür gözlemlediğim kadarıyla çok güzel etkiledi. Çarşımızda ufak da olsa güzel bir hareketlik var. Cumartesi günün kararı zaten kesinlikle güzel satışlarda, güzel işlerde yapacağımızdan eminiz. Türkiye'de normalleşme adımları kapsamında halı sahalar açılmaya başladı. Düşük riskli illerde yeşil sahalar faaliyete geçti ancak halı sahalar sabah 9 ve akşam 19 saatleri arasında açık. Vatandaşlar o saat aralığında çalıştıkları için halı sahalar boş. İşletmeciler ise halı sahaların akşam daha geç saatlere kadar açık kalmasını istiyor. Hadi açalım içeri bakalım. Kontrollü normalleşme kararıyla birlikte halı sahalar açıldı. Ancak halı sahaların faaliyet saatleri işletmecileri memnun etmedi. 6'da başlatıyoruz. 7'ye kadar devam ediyor. Bir maç yapabiliyoruz. Bu hafta içerisinde bir tane müşterim oldu. Yani şu anda hiçbir anlamı yok. Düşük ve orta riskli illerde halı sahalar sabah saat 9 ile akşam 19 arasında açık. Ancak bu saatlerde kimse maça gidemiyor. İşletmeciler iş çıkış saatlerinin dikkate alınarak halı sahaların daha geç saate kadar açık kalmasını istiyor. Normalde biliyorsunuz akşam 6'da insanlar işten çıkıyor. Evine gitti, hazırlandı, geldi. Zaten 7-7.30 oluyor. Bizim iş yapma saatlerimiz genellikle saat 7'den sonra başlıyor. Normalde akşam 20'den sonra yoğun talep olan halı saha işletmelerine saat kısıtlaması nedeniyle talep yok. Önceki dönemde biz sabahlara kadar da maç yapıyorduk. Ama bizim maç saatimiz saat 8'de başlıyordu. Hiçbir talep yok şu anda. İnsanlar gelemiyorlar. Halı saha işletmelerinde COVID-19 tedbirleri de alındı. Sahalar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ortak eşya kullanımı ise yasak. Soyunma odalarımız kullanmıyor şu an. Eldivenlerimiz kullanmıyor, formalarımız kullanmıyor. Her gün dezenfekte ediliyoruz halı sahamızı. Haberlerin ardından gazetelerle devam edelim. Öncelikle Yeni Şafak gazetesiyle başlayalım. Kim yalan söylüyor? CHP'de Teoman Sancar'ın kaset ve şantaj iddiasıyla gelen istifası karşılıklı yalanlamalarla bilmeceye dönüştü. CHP sözcüsü Faik Öztrak parti olarak istifanın nedenini bilmediklerini iddia etmişti. Sancar ise CHP genel merkezine çağrılarak istifaya zorlandığını açıkladı. Adı Muharrem İnce'nin kuracağı partiyle anılan Sancar kaset bahanesiyle tasfiye mi edildi? Hangi evde uyuyakaldı? Ne tacizci, ne eşcinsel olduğunu, ne de ihale yolsuzluğuna karıştığını iddia eden Sancar'ın uygunsuz görüntülerinin çekildiği evle ilgili de çelişkiler var. Sancar misafir gittiği evde uyuyakaldığını, söz konusu videonun burada çekildiğini öne sürdü ancak Sancar'ın konuştuğu gazeteciler evin Sancar'a ait olduğunu yazdı. Şantajcıları ağırladılar. Sancar CHP'deki görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un şantaj kasetini izlettiğini ancak videodaki kişinin kendisi olmadığını öne sürdüğü taciz ve tecavüze kayıtsız kalan CHP'nin bu olayda şantajcıları genel merkeze ağırlaması ve bu kadar belirsizlik varken Sancar'ı istifaya zorlaması soru işaretlerine yol açtı. Evet, MBS'de İstanbul'da yargılansın. Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prensi MBS'nin verdiğine ilişkin ABD istihbarat raporu Türkiye'de görülen suikast davasının da seyrini değiştiriyor. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, MBS'nin İstanbul'da yargılanması için bugün mahkemeye başvuracak. MİT kumpasında 10 FETÖ'cüye ağır müebbet. 7 Şubat MİT kumpası davasında FETÖ'cülere ceza yağdı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Yurt Ata yönünde bulunduğu 10 sanık cebir ve şiddetle hükümeti yıkmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Evet, Esed vatansız bırakacak. Esed rejimi yeni yasayla rejim kontrolü dışındaki milyonlarca Suriyelinin kimliklerini iptale hazırlanıyor. 10 yıllık kimliklerin yenilenmesini isteyen rejim başvurunun yüz yüze yapılmasını şart koştu.
9 yıldır ülkesine gidemeyen SEA, halkın yarıdan fazlası yurt dışında, bu insanların kimlik alması imkansız dedi. Evet, haksız adli kontrole tazminat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı insan hakları eylem planında dikkat çeken düzenlemeler yer alıyor. Açık görüş süresi uzatılacak. Hükümlü ve tutukluların açık görüş süreleri uzatılacak. Adli kontrol tedbiriyle diğer bazı koruma tedbirlerinin yanlış veya haksız uygulanması halinde mağdura tazminat ödenecek. Kamu ihalelerinde rekabetin sağlanması ve şeffaflığın artırılması amacıyla kamu ihale mevzuatı gözden geçirilecek. Evet, enflasyonun gıdası zamlar. Dolar kuru son 4 ayda değer kaybederken fırsatçılar düşüşü fiyatlara yansıtmadığı gibi zam yaptı. Spekülatif fiyat artışları Şubat'ta enflasyonun %15,61'e çıkmasına neden oldu. Dövizdeki düşüşe karşın Kasım'dan bu yana sütte %21, yoğurtta %19,7, tuzda %11, tereyağında %15 artış görüldü. Karadeniz'de yeni sismik tarama. Karadeniz'de 10 bin kilometrekarelik alanda yeni 3 boyutlu sismik tarama başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gaz sahasında 30 ila 40 arasındaki kuyu daha açacağız. En az 2 tane boru hattıyla gazı kıyıya getireceğiz dedi. Korona sayesinde olmadı. Korona geldi, Türkiye küresel ölçekteki yerini sağlamlaştırdı demek. İyi ki korona salgını vuku buldu demeye gelir. Eğer Türkiye küresel ölçekte bir güç olma konumuna ihraz edecek idiyse bu korona sayesinde olmadı demiş Rasim Özden Ören. Göç batıdan doğuya kayıyor. Dünya tarihinde siklet merkezinin batıdan doğuya kaymakta olduğunu hemen herkes görebiliyor. Çin 1990'lardan başlayarak bu sürecin merkezini oluşturuyor demiş Süleyman Seyfi Öğün. Evet, bu kafa belediyeyi batırır. Soruşturma izni çıktı. Öncelikle diğerini okuyalım. CHP'li Esenyurt Belediyesi keyfi yönetimle borç batağına saplandı. Ciddi gelir kaynağı olabilecek gayrimenkullere sahip olduğu halde satıp borcunu ödemeyen yönetim belediyeyi faiz yükü altına soktu. Sadece bir firmaya ödenecek borcun faiz tutarı 40 milyon lirayı aştı. Soruşturma izni çıktı. Usulsüzlük bununla sınırlı değil. Genelge gereği önce eski borçların ödenmesi gerekirken belediye önceliği yeni borçlara verdi. İçişleri Bakanlığı faiz yükünü katlayan işlemlerle ilgili soruşturma izni verdi. CHP'li belediye keyfi işlemlerden dolayı yargıda hesap verecek. Myanmar'da kanlı gün, 38 ölü. Myanmar'da dün darbe karşıtı göstericileri ateş açan askerler 38 kişiyi öldürdü. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Bergner toplam ölü sayısının 50'yi geçtiğini, yaklaşık 1200 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Evet, Yeni Şafak gazetesinden aktaracaklarımız bu kadar. Sözcü gazetesine geçiyoruz şimdi. Bakalım Sözcü gazetesinin manşetinde neler var, bunları aktaralım. Evet, Myanmar'daki darbeyle alakalı San Suu Kyi görevden alındıktan sonra halka orantısız güç kullanılmaya devam edildi diye ekleyelim ve Sözcü gazetesine başlayalım. Muhalefet iktidarı vatandaşa masal anlatmakla suçladı. İşte eleştiriler. Hapishaneler düşüncesini açıklayanlarla tıka basa dolu dedi Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Bunu beraber arayacağız. Bugün hapishaneler düşüncesinden ötürü tutuklananlarla tıka basa dolu. İnsanlar korkuyor. Ülkeyi yöneten parti 19 yıldan sonra ben insan hakları eylem planı açıklıyorum diyorsa o ülkede insan hakları yok demektir. Bu bir itiraftır. Evet, dün şiir için yatılıyordu. Bugünlerde tweetten İYİ Parti lideri Akşener'den bu sözde. Devam edelim. 28 Şubat yatsıya kadar zor dayandı. Bugün millete parmak sallayan, apolet yerine kravat takan bir hayalet var. Beğenmediğini terörist diyen bir hayalet. Dün şiirden hapis yatanlar vardı. Bugün tweetten hapse attıran var. Erdoğan'ı insan hakları kavramını keşfettiği için tebrik ediyorum. Son 10 yılda en çok gerileyen ikinci ülkeyiz.
Amerikan Düşünce Kuruluşu tüm ülkeleri özgürlüklerine göre 3 renge ayırdı. Türkiye mor renkli özgür olmayanlar liginde yer aldı. Haberin devamını okumak isterseniz Sözcü Gazetesi'nde devam edebilirsiniz. Evet, köşe yazılarımızla devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin köşe yazısına bakalım. İbrahim Karagül'ün kaleminden. Üç kıtada Türkiye izleri, dünyanın ekseni değişir. Türkiye ne yapmak istiyor? Erdoğan'ın aklında ne var? Başlığı atmış. Türkiye'ye, çevremize, coğrafyaya ve dünyaya çok dikkatli bir biçimde bakmamız, bunları bir bütünlük içinde izleyip okumamız gerekiyor. Çünkü ülkelerin çöktüğü, yeni ülkelerin yıldızlaştığı, dünyanın ekseninin değiştiği çok dar bir tarih alanına tanık oluyoruz. Alışık olduğunuz, ezberlediğiniz dünyayı unutun. Önümüzdeki 10 yıl içinde öyle sarsıcı değişikliklere tanık olacağız ki zihinlerimiz, siyasi kimliklerimiz, kanaatlerimiz tamamen değişecek. Merkez ülkeler zayıflayacak, sürpriz ülkeler yıldızlaşacak. Güç haritası alt üst olacak, fiziki haritalar yer değiştirecek. Bugünkü güç dengesine göre formatlanmış bütün yapılar yeniden tanımlanacak, formatlanacak. Dünyayı şekillendiren bazı uluslar, ülkeler merkez gücünü kaybedecek. Sürpriz ülkeler, yükselen yıldızlar, yeni coğrafya ortaklıkları, güç ve zenginlik alanları biçimlenecek. Şüphesiz bu büyük dönüşümde coğrafya karakterleri, jeopolitik iddialar, medeniyet kimlik aidiyetleri, ülkelerin ve milletlerin tarihi referansları son derece belirleyici olacak. Batı'da sıkışıp kalmayalım çünkü artık Batı merkezi bir dünya hiç olmayacak. Pandeminin daha da hızlandırdığı ve şekillendirdiği yeni sosyoloji, yeni toplumsal psikoloji, yeni yaşam tarzıyla bilgi, zihinsel dönüşüm ve hız yeni toplum modelleri oluşturacak. Bu da sözünü ettiğimiz eksen kaymasını baş döndürücü bir hale getirecek. Kısa zamanda bu değişim büyük güç kaymalarına yol açacak. Bu yüzden sadece ABD'ye ve Avrupa'ya değil, çok dikkatli bir şekilde Asya'ya bakalım, Batı'da sıkışıp kalmayalım. Evet, hava durumu var sırada, ardından haberlerle devam edeceğiz. Gelin haberlerle devam edelim. Ankara'da ekmeğe zam yapıldı. 1,5 lira olan 200 gram ekmek, somun ekmeği fiyatı 1 lira 75 kuruş oldu. Fırıncılara göre yapılan zam makul ancak vatandaşlar zamdan şikayetçi. Çok pahalı olmuş. Bir emekliye göre bir tanecik ekmek alabildim. Zor geçiniyoruz. Birazcık makul olsa ekmekler de çok küçüldü. Vatandaş tepkili. Ankara'da ekmek fiyatı arttı. 200 gramlık ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı. Ankara'da ekmeğe zam geldi. 200 gram olan somun ekmeğin fiyatı 1,5 liraydı. Yeni zamla birlikte 1 lira 75 kuruş oldu. Ya ekmeği büyütsünler ya da makul bir fiyat yapsınlar ki insanlar zorlanmasın. 10 tane ekmek yiyen alan insanlar var. Yazık yani. Fırıncılar ekmeğe zam gelmesini uzun süredir bekliyordu. Bunlar pahalı, işçi maliyetleri pahalı. Kira var, elektrik var. Hepsine bayağı bir zam geldiği için fırıncılar da bekliyordu bu zammı. 25 kuruşluk zam uygulanmaya başladı. Ya şu fiyat iyi aslında. 1,5 da iyiydi ve 1,75 de ideal yani. Çok bir pahalı değil. Fırıncılar ekmeğe yapılan %16'lık zammın en az %30 olması gerektiğini savunuyor. Ekmeğe yapılan zam fırıncılara göre son derece normal. Ancak vatandaşlar yapılan zammın fazla olduğunu düşünüyor. Şimdi aslında ben iki kişiyiz biz, eşimle beniz. Önemli değil ama çoluğu çocuğu olan bir dolu vatandaş var. Onların için çok zor. Sadece somun değil, diğer ekmek türlerine de zam yapıldı. Tüm ekmek türlerinde fiyatlar yaklaşık %16 arttı. Benim aldığım şimdi bir küçücük bir ekmek tanesi 1 lira. Yani hayat pahalı. O
Ocak ayında İstanbul'daki barajların su seviyeleri %20'nin altına kadar düşmüştü hatırlarsanız. Şubat ayından itibaren seviye hızla yükseldi. Doluluk oranı %57,63'e ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı %60 sınırına yaklaştı. İstanbul'da Ocak ayında barajların su seviyesi %20'nin altına kadar düşmüştü. Son dönemde yağan kar ve yağmur İstanbul'a can suyu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin son verilerine göre kentteki içme suyu kaynaklarının doluluk oranı bugün itibarıyla %57,63'e ulaştı. Barajlardaki su miktarı 500 milyon metreküp olarak ölçüldü. Kentteki barajlar içinde en yüksek doluluk oranı %69'la Ömerli Barajı'nda. Ömerli Barajı'nın %66'sı dolu olan Israncılar ve Darlık Barajları izliyor. Baraj ve göletlerdeki su seviyeleri artmış olmasına rağmen genel doluluk oranı hala son 6 yılın en düşük seviyesinde. Bursa'da bir apartmanda yangın çıktı. O apartmanın ikinci katında yaşayan anne ve 3 çocuğu mahsur kaldı. Çocukları için feryat eden annenin o hali yürekleri dağladı. Dumanlar tüm apartmanı sardı. Balkonda kurtarılmayı beklediler. Yer Bursa, Osman Gazi ilçesinde 3 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Durumu görenler hemen itfaiyeyi aradı. Kapı kilitli olduğu için ikinci katta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi duman nedeniyle balkonda mahsur kaldı. Dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmana girdi. Kapı kırıldı, aile kurtarıldı. Ancak kadın çocuklarının içeride kaldığını sandı. Gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuklarım kaldı. İşin aslını çocuklarını görünce anladı. Çocuklardan biri ise muhabbet kuşu yandığı için gözyaşlarına boğuldu. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Dumandan etkilenen 8 kişi ambulansta tedavi edildi. Bolivya'da bir üniversitede karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. 5. kattaki demir korkuluk o yükü kaldıramadı ve kırıldı. 8 öğrenci yere çakıldı. 5'i hayatını kaybetti. Öğrencilerden bazıları da düşmekten son anda kurtuldu. Kavga anında demir korkuluklar kırıldı. Öğrenciler zemine düştü. Can pazarının yaşandığı olayda 5 öğrenci hayatını kaybetti. Korkunç olay Bolivya'da yaşandı. Bir üniversitede karşıt görüşlü öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışma okul koridorlarına taştı. Yüzlerce öğrenci okulun 5. katında kavga etmeye başladı. Ancak demir korkuluklar o yükü kaldıramadı, kırıldı. Öğrencilerden 8'i yere düştü. Görüntülerdeki bu iki genç arkadaşlarının hamlesiyle düşmekten son anda kurtuldu. Düşme anı saniye saniye kaydedildi. Feci olayda 5 öğrenci hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Üniversite olayla ilgili iç soruşturma başlattı. (Gülüyor)
Komedyen İsmail Baki Tuncer, Evreşe Yolları türküsünden yaptığı uyarlamada koronavirüse karşı aşılanmanın önemine dikkat çekti. Ünlülerin seslerini taklit ederek hem güldürdü hem de aşılanmanın önemine vurgu yaptı. Ünlü komedyen bu renkli görüntülerle vatandaşları aşı olmaya çağırdı. Bu süreçte nasıl katkı sağlarım diye düşündüm. Arkadaşlarımla beraber çok kafa yorduk. Yeteneğim doğrultusunda insanların en çok ihtiyacı olan şeyi morali. Komedyen ve oyuncu olan İsmail Baki Tuncer, Evreşe Yolları türküsünü yeniden uyarladı. Yazdığı yeni sözlerle COVID-19'a karşı aşılanmanın önemine dikkat çekti. Burada hani ülkemizin hekimlerine güvenmeliyiz. Sağlıkçılarımız gerçekten canla başla mücadele etti, etmeye de devam ediyor. Şarkıyı 13 farklı ünlünün taklidini yaparak seslendirdi. Hem güldürdü hem de aşılanmanın önemine vurgu yaptı. Pandemiyle alakalı videolar yaptım. Yüzlerini biraz olsun hani yani tebessüm ettirmek için uğraştım. Umarım başarılı olmuşuzdur yani. Klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sanatçı topluma olan borcunu bu durumlarda ödeyebilir, bu şekilde ödeyebilir. Tuncer salgın sürecine ilişkin düşüncelerini de paylaştı. Ülkemizde yani bu konunun iyi yönetildiğini düşünenlerdenim yani. İnsanlarımız gayet duyarlı davrandı. Bugün artık aşı sayesinde de inşallah son aşamaya geldik. Yani aşı önemli. İtalyanların bununla alakalı bir atasözü var. Un per docere aşioli concerto importante, ora momento sacramento cemento. Yani aşıyı ol, cemento gibi sağlam ol diyor. Yani. Çocukluk çağı obezitesi dünyada ve ülkemizde hızla artıyor. Salgınla birlikte gelen hareketsizlikte bu sorunu iyice körükledi. Uzmanların bu konuda önemli tavsiyeleri var. İzleyelim. Çocuk obezitesi salgınla birlikte ciddi bir sorun haline geldi. Evde geçirdikleri sürenin 24 saate yakın olması, ailelerin uzaktan çalışmaya başlamasıyla birlikte çocukluların aktivitelerinde, fiziksel aktivitelerinde belirgin bir azalma oldu. COVID-19 pandemisiyle ortaya çıkan uzaktan eğitim, evden çalışma ve sosyal mesafe gibi kısıtlamalar yetişkinler kadar çocukların da sağlığını olumsuz etkiledi. Bu süreçte evlerde kapalı kalan çocuklarda obezite şikayetleri oldukça arttı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her 4 çocuktan biri fazla kilolu ya da obez. En azından ben düşündüğüm hani spor salonuna gitmesini istiyorum çocuğumun. Çünkü aşırı derecede kilo aldı. 5'e gidiyor 50 kilo oldu ve daha da artıyor. Genelde oğluma evde spor yaptırıyorum mecbur. İnternetten falan açıyorum. O şekilde kilo verdirmeye çalışıyorum ben onu. Bazı aileler bu sıkıntılı süreci sporla aştı. Normalde hareket ediyor, yürüyüş yapıyor işte. Evde spor yapıyor, yani spor aktivitesi yapıyor babasıyla. Yok, kilo almadı, bizimkinde bir sıkıntı yok. Biz fitiz ya. Ancak her çocuk böyle değil. Kilo alan çocukların oranı oldukça fazla. Var, kilo aldı. Yani evde hareketsizler. Okula gidip gelirken hareket ediyorlardı. Yürüyüş yapıyorlardı. Orada spor yapıyorlardı okulda. Evde de bazen yürüyüş yapıyorum ama fazla değil. Evde kalan aileler karbonhidrata yüklendiler. Haliyle çocuklar da bundan etkilendi. Ailelerin beslenmesinde de bir değişiklik oldu. Daha çok insanlar sıkıntıdan, stresten, belirsizlikten dolayı karbonhidratlara yönelim arttı. Sadece yedikleri gıdalar değil, ekran bağımlılığı da obeziteyi tetikliyor. Ekran karşısında geçirdikleri süre çok uzadı. Ekran bağımlılığı da bununla birlikte geldi. Gerek oyun videoları seyretmeleri, gerek televizyon karşısında geçirdikleri vakit, okulların da kapanmasıyla hızlı bir dikey yükselişe geçti. Uzmanlara göre porsiyonlar çocuğun yaşına uygun hazırlanmalı. Çocuğa düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırılmalı ve uyku saatleri düzenlenmeli. Bu dönemde ailelerin güneşe çıkmayan, dışarıya çıkamayan çocuklar için D vitamini desteğine dikkat etmesi lazım. Fiziksel aktivitelerini artırmaya çalışmamız, beslenmelerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Karbonhidrattan daha fakir, paketli gıdalardan uzak şekilde beslememiz lazım. Havaların soğumasıyla kelepçeye olan ilgi de arttı, ancak bu sene diğer senelerin aksine salgın nedeniyle rağbet katlancıkça katlandı. Çorbacılar kelepçe almak isteyenlerle doldu taştı.
Kelle paça çorbası bilindiği gibi doğal bir antibiyotik. Doğal bir antibiyotik. Bağışıklık sistemini güçlü tutuyor, faydaları saymakla bitmiyor. Şu anda siparişlere yetişemiyoruz. Görüldüğü gibi sürekli bir paket akışımız var. Kelle paça çorbası da bu dönemde en çok sattığımız çorba çeşidi. Afiyetler olsun. Kar yağışını gören vatandaşların soğuk ilikleri ne kadar işledi haliyle de akıllarına hemen kelle paça düştü. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler kelle paça için çorbacıları adeta akın etti. Grip olurum, virüs kaparım korkusu nedeniyle vatandaşlar kelle paçaya adeta hücum etti. Bu yüzden her zaman kelle paça çorbasını, her zaman yoğun bilgi mevcut. Güzel satışlarımız da iyi bu konuyla alakalı. Kelle paça her zaman sağlıklıdır. Ben kendim de yeni ameliyat oldum. Sürekli her gün kelle paça çorbası içiyorum. Aileme de içiriyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Vatandaşlar hastalanmamak için bağışıklık sistemlerini güçlendirmenin yollarını arıyor. Haliyle kış aylarının vazgeçilmez çorbası kelle paçaya ilgi her geçen gün artıyor. Ben sürekli tercih ediyorum. Aileme de içiriyorum. Covid-19 dolayısıyla. Salgın döneminde kelle paça içiyoruz. Onu tercih ediyoruz. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Kelle paçanın faydaları saymakla bitmiyor. Koronavirüsle mücadelede kelle paçayı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bilindiği üzere kelle paça doğal bir antibiyotiktir. Birçok futbolcu, birçok sağlık personeli her zaman tercih eder. Kelle paça çorbasının yapımı biraz titizlik ve zahmet gerektiriyor. İşte bağışıklık sistemini güçlendirecek kelle paça çorbası tarifi. Kelle paça çorbası hayvanın yanak kısımları ve ayak kelle etinden oluşur. Biz özel bir sos kullanıyoruz tabii. İçerisinde un, yağ, bunlar var. Su var bir miktar. Bu sos hazırlandıktan sonra kelle eti haşlanır ve içerisinde terbiyelenir. Spor gazeteleriyle devam edelim. Öncelikle Fanatik gazetesi geliyor. Evet, 8 haftalık seri bitti. Liderlik koltuğu tehlikeye girdi. Aslan ağır yaralı. Evet, Galatasaray üst üste 9. maçını kazanmak için sahadaydı. Aslan oyuna hızlı da başladı. Emre Kılınç boş kaleyi kaçırdı. Onyekuru kafayı kalecinin üzerine nişanladı. Arda'nın eline çarpan topla penaltı kazanan Ankara Gücü ise skoru 1-0 yapan taraftı. Muhammed'in dirseğiyle gelen şok kırmızı sonrası işler daha zorlaştı. 2-0'dan sonra giden liderliği uzatmalarda attığı golle Kerem kurtardı, ancak hem 8 haftalık seri sonlandı hem de Sivas maçında Muhammed cezalı. Evet, Mesut harika bir oyuncu ama yetmez. Mesut Özil'le uzun yıllardır arkadaşız. Çok iyi bir sol ayağı ve oyun görüşü var. Mükemmel bir tekniğe sahip. Gerçek olan onun harika bir oyuncu olduğu, ancak şampiyonluk yarışında tek bir oyuncu size her zaman kupalar kazandıramaz. Beşiktaş'ta tek endişe rehavet. Üst üste gelen galibiyetlerin ardından takımına uyarılarda bulunan Sergen Hoca, iki kupadaki kaderimize bir ayda çıkacağımız maçlar yön verecek. Hedefimiz için sonuna kadar savaşmaya devam etmeliyiz dedi. Fener'de şimdi seri zamanı. Trabzon galibiyetiyle tekrar yarışa dönen Sarı Lacivertliler Antalya'yı yenerek seri başlatmayı hedefliyor. Evet, sırada Fenerbahçe-Antalya Spor maçı var. Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Hakemse Ümit Öztürk. Fenerbahçe diğer habere geçelim. Trabzon için büyük fırsat. Bordo Mavililer Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını sarmak için gözüne Kasımpaşa'yı kestirdi. Emvakavime en çok gol attığı takım olan Kasımpaşa'ya karşı yine takımının en önemli kuzu olacak. Kasımpaşa Trabzonspor saat 16'da Recep Tayyip Erdoğan stadında Abdülkadir Bitigen'in hakemliğinde maç yapılacak. Sırada Foto Maç gazetesi var. Bakalım Foto Maç gazetesi hangi spor haberlerini aktarmış, hangi spor haberlerini yazmış. Evet, Aslan hakem kurbanı. Galatasaray hakem Halil Umut Meler ve VAR'daki Cüneyt Çakır'ın tartışmalı penaltı ve kırmızı kart kararıyla Ankara Gücü'ne 2-1 yenilip yarışta ağır yara aldı. Ankara Gücü 2, Galatasaray 1 skor. Cimbom'un 8 maçlık galibiyet serisi başkentte sona erdi. Aslan ateş hattındaki Ankara Gücü önünde şok bir yenilgi aldı. İlk yarının son anlarında topun Arda'nın eline çarpmasıyla hakem Meler
tartışmalı bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İbrahim takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 55'te skoru 2-0 yaptı. 57'de Muhammed'e gösterilen kırmızı kart sarı kırmızılıları çileden çıkardı. VAR'daki Cüneyt Çakır'ın hakemi pozisyonu izlemeye bile çağırmaması tepki çekti. 90+2'de Kerem'le bir gol bulsa da maçı 2-1 kaybeden Galatasaray maç fazlasıyla liderliğini korudu diyelim. Ve sırada hava durumu var. Ardından konuğumla burada olacağız. Evet, gün ışığı konuk bölümüyle devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde yüz yüze eğitimin risk haritasına göre nasıl olacağı merak konusu oldu. Kafalar karıştı. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı illerde yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sınav sistemi nasıl olacak? Süreç nasıl ilerleyecek? Detayları konuğum eğitici yazar Tolga Erdoğdu'yla konuşacağız. Tolga Bey, hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Hemen başlayalım. 1 Mart'ta kabine toplantısının ardından açıklandı kontrolü normalleşme süreci. Bu şekilde başladı. Eğitimde genel olarak yüz yüze eğitim süreci de böylelikle başlamış oldu. Düşük, orta, yüksek ve çok riskli, çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi. Şöyle ki, peki hangi sınıflar yüz yüze eğitime başladı? Hangileri uzaktan eğitime devam edecek? Kaç gün? Yüz yüze kaç gün uzaktan eğitim olacak ve risk haritasına göre bu süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi şöyle, gerçekten aslında çok yerinde bir karar ile vaka sayılarının iller bazında farklılık göstermesi sebebiyle doğru bir karar alındı ve illere göre okulların ve sınıf düzeylerinin açılış durumları birbirinden farklı oldu. Fakat 81 ilde ortak yapılan uygulamalar var. Nedir bunlar? 81 ilin tamamında, yani çok yüksekten düşük riske kadar olan tüm illerde tüm resmi ve özel anaokulları ile 1. 2. 3. 4. sınıflar ve 8. ve 12. sınıflar açılıyor. Şimdi bu açılma esnasında tabii ki belli günlerde gelecekler. 1. 2. 3. 4. sınıflar haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün ise uzaktan eğitimlere devam edecek. 8. ve 12. sınıflarda ise tüm illerde haftalık ders saatlerine göre gelecekler. 8. sınıflar haftada 22 saat, 12. sınıflar ise haftada 24 saat şeklinde gelecek. Bunun dışında tabii ki çok yüksek ve yüksek riskli illerde dediğim gibi olacak. Fakat düşük ve orta riskli illerde ise durum tabii biraz daha farklı. Bu sınıf düzeylerine ek olarak ortaokullarda 5. 6. ve 7. sınıflar, liselerde ise 9. 10. ve 11. sınıflarda haftada ikişer gün seyreltilmiş sınıflarda yapılma kararı alındı. Bu süreç tabii ki 2 hafta için belirlendi. 2 hafta sonra hangi illerde bu şekilde gidecek, buna dair bilgiler tekrar 2 hafta sonra verilecek. Bu da insanları ve öğrencileri biraz daha dikkatli olmaya iter diye düşünüyorum. Çünkü benim yaşadığım şehirde açıkçası kafe ve restoranların açılmasıyla beraber insanlar bir anda akında bulunmuşlar, özlemişler. Bu da riski aslında bir taraftan artırıyor da. Biraz daha normalleşirken dikkat et. Uzaktan eğitim sürecinde ne kadar hakkındalar eğitim kalitesinin. Bunun bilincinde olarak öğrenciler, çevrelerinin de açıkçası bu konuda uyarmaları gerekiyor ki bu fırsat, ellerine gelen bu fırsat öğrencilerimizin elinden alınmasın. Çünkü şöyle bir karar da alındı. Biliyorsunuz yazılıların yapılması kararı devam ediyor. Şimdi şöyle bir karar da alındı. Mesela düşük ve orta riskli iller için söylüyorum bunu. Ya da aynı şekilde yüksek riskli iller için de aynı şey geçerli. Bir veli öğrencisinin okula gitmesini istemeyebilir. Diyebilir ki benim evimde yüksek riskli bir hasta var. Ben çocuğumu okula göndermek istemiyorum. Bunun için mutlaka okul idaresine bir dilekçe yazması gerekiyor velinin. Çocuğunu yüz yüze eğitime göndermek istemeyenler bir dilekçe ile okullarına bunu bildirmeleri gerekiyor.
Yüz yüze katılmak zorunlu değil, ancak online eğitimlere katılmak zorunlu. Hani bunu öğrenciler lütfen unutmasınlar. Bunu bir boşluk gibi de, bu süreci bir tatil gibi de lütfen düşünmesinler. Peki, burada, dinliyorum. Burada yine önemli bir nokta, yazılılar için şöyle bir karar alındı. Yazılılar yapılacak. Çok yüksek riskli iller dahil yüz yüze gitmeseler bile bu çocuklar işlenen konulardan, online süreçte, uzaktan eğitim sürecinde işlenen kazanımlardan da sorumlular, yazılıları olacak. Peki ilkokul, ortaokul ve İmam Hatip ortaokulları, bir de liseler var. Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bu sınıfların ders saatleri ve teneffüsleri nasıl olacak hocam? Evet, güzel. Çünkü öğrenciler ve veliler eskisi gibi düşünebilirler bunu. Evet. Teneffüsler 10 dakika, dersler ise 30 dakika şeklinde olacak. Seyreltilmiş sınıflarda olacak. Maske takmak, sosyal mesafeyi sınıf içerisinde de korumak yine temel kurallar esasında olacak. Öğretmenler, idareciler, okul öğretmenleri ve idarecileri bu konuda çok öğrencileri de bilinçlendirecekler. Çünkü bu sürekliliği sağlayabilmemiz için yüz yüze eğitimde sosyal mesafenin de korunması çok önemli bir husus. Peki düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların işte 5, 6 ve 7. sınıflarda hangi dersler yüz yüze devam edecek risk haritasına göre? Şu şekilde 5. 6. 7. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, aslında LGS'de çıkacak bu temel ana dersler diyeyim, yüz yüze eğitimde öğrencilerle buluşacak bu derslerimizde. Mesela ilkokullarda da sınıf seviyesine göre genelde yine Türkçe, matematik, fen ağırlıklı, işte hayat bilgisi ağırlıklı, yabancı dil ağırlıklı ilkokullarda da bu dersler verilecek. Bir tek İmam Hatip okullarında, ortaokulunda ve lisesinde bu derslere ek olarak Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri de yüz yüze verilecek. Bunun dışında kalan diğer dersler online devam edecek. Peki sınava hazırlanan 8. sınıflar için özellikle sormak istiyorum. Bütün risk gruplarındaki illerde 8. sınıfların ders programı nasıl olacak? Yine onlarda da biraz önce saydığım dersler, LGS'de sınava girecekleri Türkçe, matematik, fen, sosyal, yabancı dil ve din kültürü, ahlak bilgisi derslerinden yüz yüze eğitimler alacaklar. Burada okullara inisiyatif bırakıldı şu şekilde. Diyor ki haftasınız ama bu dersi ister okulunuz 5 güne böler, örnek veriyorum 5x4 şeklinde böler, size öğleden sonra bırakır, buna göre bir eğitim alırsınız. Ya da bunu 3 güne sıkıştırır. Çünkü okullara şu bilgi verildi, ortaokullarda ve liselerde, meslek liseleri hariç günde maksimum 8 saat ders görebilir öğrenciler. Yani 8 saat ders görebilecekler. O yüzden de okullar buna göre kendi müfredatlarını, okul durumuna ve şartına göre, sınıfların seyreltilme durumuna göre, öğrencilerin geliş sayısına göre böyle bir sınırlandırma kararı alındı. 8. sınıflar ve 12. sınıflar tabii ki sınava hazırlanan gruplar. Bu süreç onlar için tabii kolay geçmedi. Onlar hem bir taraftan pandemiyle savaşırken hem de bir taraftan geleceklerinin için önemli bir sınava hazırlanıyor her iki grupta. Çok zorlu bir süreç tabii ki. Bunlara ailelerin de çocuklara daha anlayışlı, sabırlı olması gerekiyor. Çünkü yaklaşık bir yıldır çoğu öğrenci uzaktan eğitimle bu işi götürüyor ama şimdi bizler eğitimciyiz. Uzaktan eğitimi ne kadar iyi yapmaya çalışıyoruz? Öğrenciyle yüz yüze göz temasını kurmadığınız sürece, öğrenciyle bir bağ kurmadığınız sürece bu işin verimi düşüyor. Açık söylemek lazım ki TRT EBA, Milliyetin Bakanlığımız EBA ile de çok önemli büyük işler yaptı ve öğrencileri asla yalnız bırakmadı. Milliyetin Bakanımızın hafta sonu yaptığı açıklamalarda da bunu gözlemliyoruz. Çünkü söyledikleri, yani bazen insanlar eleştirirken biraz kantarın topuzunu kaçırıyor ama bu sadece bizim ülkemizde yaşanan bir durum değil, tüm dünyada yaşanan bir durum. Evet. Bizler aynı zamanda eğitimciler olarak alınan kararları tabii ki yurt dışındaki benzerleriyle de kıyaslıyoruz. Yurt dışında da şu an okulların büyük bir kısmı kapalı. Genelde Mart ayı ve Mart ortasında açılmak üzere kararlar alınmıştı. Onlar da benzer şekilde bir açılma eğilimine
geçiyor. Onlar da bizimle hemen hemen aynı dönemde başlayacaklar. Tabii öğrencilerde sınav stresinin olması, bu heyecanların olması 8. sınıflar için okula gitmek aslında çok önemli olacak. Orada öğretmenlerini gördükleri zaman mutlaka biraz daha rahatlayacaklardır. Daha motive olacaklardır. Hani velilerimiz de burada bir panik yapmasınlar. Öğretmen-öğrenci ilişkisi kurulduğu anda bu iş tekrar eski düzenine dönecektir. Peki ben öğrencilere bir bakmak istiyorum. Yüz yüze eğitime ilişkin alınan yeni kararlara öğrencilerin tepkileri nasıl sizce? Tabii ki çok mutlu oldular. Hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle görüşecekler. Bu ortamda sosyalleşme şansları olacak. Çünkü bir yıldır sosyalleşme durumunu sosyal medya üzerinden yapma eğiliminde oldular. Şimdi gerçek bir sosyalleşmeyle karşı karşıyalar ve bundan dolayı öğrenciler çok mutlu. Ve bize gelen ilk bilgiler öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun özellikle düşük ve orta riskli illerde sınıf düzeylerinde katılımının yüksek olduğu yönünde. Öğrenciler okullarını özlemiş çünkü bizler de, öğretmenler de, eğitimciler de biz de öğrencileri özledik. Çünkü onlar olmadan ya da onları gözünün içine bakmadan bizler de açıkçası verimli bir eğitim olmuyor. Hani online eğitime asla karşı değilim tabii ki ama öğrenci ve öğretmen arasındaki o bağın kurulması, sınıf içerisinde o göz göze temas, öğrenci dersi anladı mı, anlamadı mı, o bakışlar oldukça önemli oluyor. Öğrenciler tabii ki bu durumdan mutlu. O yüzden aslında programın başında da söyledim. Burada kendi illerinin riskli grupta olmayıp da düşük ve orta riskte kalması, bu yine öğrencilerin elinde olacak. Yani sosyalleşme için sosyal mesafelerini korumaları ve mutlaka maskelerini çıkarmamaları gerekiyor. Bir tavsiyem de havalar biraz daha güzelleşiyor şu aralar. Mutlaka ders aralarında öğrenciler teneffüslere çıksınlar. Çünkü sınıf havalandırılacak o arada. Evet. Onlar da mutlaka okul dışına çıkarak açık havada, gerekirse bir köşede, hani arkadaşların yanında değil tabii ki, bir köşede maskelerini açıp rahat bir nefes alma imkanları vücuttaki oksijen seviyesini artırarak derslerde ilgi ve dikkatlerini bir sonraki derslerde artırabilmeleri için bu da önemli. Arada bir köşede gidip hani uzak, bahçenin uzak köşesinde maskelerini açıp hafif bir dinlendirme kendilerini yapabilirler. Evet, arkadaşlarını özlediler, öğretmenlerini özlediler ama sosyal mesafeye de lütfen dikkat etsinler. Peki LGS ve YKS'ye 3-3,5 aylık bir süre kaldı. Bu sınavlara girecek öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Tabii ki 3 ay, 3,5 ay gibi süreler kısa gibi görünüyor. Az kaldı gibi görünüyor. Ama şunu unutmasınlar ki bu sınavlar aslında ne sadece 8 yıllık bir sadece 8. sınıf bilgisini değil, 8 yıllık bir birikimi. 12. sınıftaki YKS sınavı sadece 12. sınıfı değil, 12 yıllık bir süreci ölçüyor. Ama çok iyi bir çalışmayla, çok güzel bir planlamayla, doğru bir programlamayla çok kısa bir sürede netlerini çok ciddi anlamda artırabilir öğrenciler. O yüzden lütfen panik yapmasınlar. Yani ben kazanamam, ben online eğitimde hiçbir şey anlamadım. Benim çok eksiğim var, bu sene olmaz, 12. sınıflar için söylüyorum, bu işi seneye bırakayım demesinler. Ki zaten 8. sınıfların pek bir seçeneği yok. Bu sınavın bir tekrarı yok. Ama şunu unutmasınlar ki tüm Türkiye'de bu yaşandı. Kendilerine birer bahane bulmak için bu tür söylemlerde bulunmasınlar. Kendilerini bu şekilde motive etmesinler. Çünkü bunu yaptıkları zaman seneye de çalışmayacak. Seneye işini bırakan öğrenci. Ben hep kendi öğrencilerime de beraber çalıştığım öğrencilere de hep şunu söylüyorum. Ya asla pes etmeyeceksiniz. İyi bir çalışmayla, iyi bir planlamayla son 3 ay, 4 ay ciddi anlamda çok çok önemlidir. İyi bir çalışmayla netlerini çok ciddi anlamda artırabilirler. Fakat pes etmeyecekler. Geçmişe göre biraz daha çalışma saatlerini artırabilirler. Bu sene bakanlık ve ÖSYM geçmiş yıllara göre farklı bir takım uygulamalar da yaptılar. Önce LGS'den örnek vereyim. Mesela bakanımız Profesör Doktor Ziya Selçuk şöyle bir açıklama yaptı geçen hafta sonu yine. Özellikle LGS'ye girecek öğrencilere. Dedi ki kesinlikle ezbere dayalı sorular olmayacak. Yeni sistemde zaten bizim hani yeni nesil soru dediğimiz tipler vardı.
Dedi ki eskisi kadar, yani geçmiş yıllardaki LGS'ye göre uzun sorular olmayacak. Kastı şu, paragraf soruları olacak. Okuduğunu anlama soruları olacak tabii ki. Hı hı. Türkçe, matematik, fen bilgisi gibi dersler dahil. Ezbere dayalı, formüle dayalı herhangi bir şey yok dedi. Yani okuduğunu anlama ve muhakeme yeteneğini ölçeceğiz dedi. O yüzden de öğrencilerin okuduğunu anlar bir şekilde, anlayacak bir şekilde çalışmaları da oldukça önemli. Ezberden kaçacaklar. Biraz daha okuduklarını anlama eğiliminde olacaklar. Hı hı. Bu da önemli. Öğretmenleri zaten mutlaka onlara gerekli bilgileri vereceklerdir. Fakat YKS'de bir takım değişiklikler oldu. Şöyle ki aslında geçen sene öğrencilere biliyorsunuz ek bir 30 dakika TYT'de 135 dakikaydı süresi. Hı hı. 165 dakikaya çıkmıştı. Bu sene gelen kılavuzda bu 30 dakikalık ek süreyi tekrar geri aldılar. TYT tekrar 120 soru ve 135 dakika. AYT'de ise baraj, yani tercih yapma barajı geçen sene 180'di. Özür diliyorum, 180'den 170'e düşmüştü. Bu sene tekrar tercih yapma barajı 180 oldu. Peki bunun yani sebebi nedir sizce? Neden bu değişiklikler yapıldı? Şöyle, geçen sene pandemiye çok açıkçası hazırlıksız, tüm dünya olarak hazırlıksız yakalanmıştık. Çünkü Mart ayından itibaren okullar olmamıştı. Evet. Bir de unutulan bir nokta, o dönemlerde hatırlarsanız Elazığ ve Malatya tarafında bir deprem de olmuştu. İnsanlar oraya atlıyor. Bu deprem sırasında da birçok öğrenci yeterli eğitimi tabii ki alamamıştı. Özellikle ikinci dönem zaten alamamışlardı. Biraz da bunun etkisiyle sınavlardan ikinci dönem konuları çıkarılmıştı. Evet. Ve hani öğrenciler sınava bir ay, iki ay kala böyle bir pandemiyle karşılaşınca onlara biraz moral olsun diye 30 dakikalık ek süre, işte başarı puanının, tercih yapma barajının 180'den 170'e düşürülmesi kararı alınmıştı. Hı hı. Fakat bu sene bakanımızın yine açıklamasıyla bu seneki online süreci daha planlı ve daha düzgün bir şekilde yürütülmesi sebebiyle bütün konuları sisteme şu an için dahil ettiler. Geçen sene 12. sınıfların, yani YKS öğrencilerin 12. sınıf konularının 2. dönem konuları dahil değildi sınava. Ama bu sene sınava bütün konular dahil. O yüzden de öğrenciler çalışırken hani bunları es geçmesinler, bunları mutlaka dikkat etsinler. YKS'de başarı sıralamaları vardı. Mesela hukuk için 125 bin, tıp için 50 bin içerisine girmeleri gerekiyordu. Bu tarz baraj puanları da olduğu gibi devam edecek. Bunlara lütfen dikkat etsinler. Çalışmalarında ciddi anlamda, yani bana bir süre sorarsanız 8. sınıf bir öğrencinin minimum günde 2-3 saat, 12. sınıf bir öğrencinin ise günde 5-6 saat bol konu tekrarlı ve eksiklerini tamamlama yönünde çalışmasını ben tavsiye ederim. Çünkü hı hı. öğrencilerdeki en çok yapılan yanlışlardan biri bildikleri derslere daha çok çalışmayı seviyorlar. Çünkü o zaman daha mutlu oluyorlar. Ben bunu yapıyorum diye. Fakat aynı öğrenci sonra diyor ki hocam benim netlerim çalışıyorum ama beklediğim gibi artmıyor. Ya bunun sebebi bunu birçok öğrenci yaşıyor çünkü. Bunun en büyük sebebi sen çünkü bilgine çalışıyorsun. Kendine artı bir değer katmıyorsun. Hı hı. Kendine artı bir değer katabilmen için bilmediğin, eksik olduğun konu ve derslere yoğunluk vererek çalışman eksini artıya çevireceği için senin netlerinde bir artış sağlayacaktır. Çok uzun, aslında dediğim gibi uzun bir süre var. Kısa gibi görünen 3,5 ay ya da 3 ay eksiği olan tüm öğrenciler bu süreç içerisinde eksiklerini tamamlayabilirler. Ben aynı şekilde LGS'de yaptığım açıklamadaki gibi geçen sene üniversite sınavının da benzer bir şekilde bekliyorum. Yani yoruma dayalı, hı hı. okuduğunu anlamaya dayalı, ezbere olmayan, TYT'de özellikle. O yüzden öğrenciler çalışırken dikkatlerini biraz da bu tarz sorular üstüne versinler. Ezberden çok yoruma dayalı çıkacak. Yani ben bu konuyu bilmiyorum, bilmediğim bir konuya çalışmayayım. Hani ben bilmediğim bir konunun sorusunu okumayayım diye düşünmesinler. Belki de paragraf içerisinde ya da verilen bilgi içerisinde soruları cevaplayabilecekleri bir bilgi karşılarına çıkabilirler. Bütün soruları okumaya çalışsınlar. Doğru cevaplarının artacağına eminim. Peki Tolga Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbetti, aktardıklarınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler.
Evet, yerinde karar döneminde yüz yüze eğitim süreciyle alakalı konuştuk. Eğitici yazar Tolga Erdoğdu'yla. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Gününüz güzel geçsin, hoşça kalın.